Arkadaşlar herkese merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 20 Ekim 2024 tarihlerimiz Tüpraş Hissesi ile beraber Tüpraş Hissesi Cuma günü 145 kapanışını yaptı. Günlük bazda 1,63'lük bir düşüş görüntüsü oluştu Tüpraş Hissesi'nde. Ee, genel itibariyle kanalımda Tüpraş Hissesi ile ilgili analizler paylaşıyorum dostlar. Sizlerden gelen izlenimler ve abonelikler üzerine bugün tekrardan hafta sonu olması sebebiyle Yarın seans açılışı gerçekleşecek. Güncel bir tüpraş analizi yapmak istedim. Günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklerimize bakacağız. EMA seviyelerimize bakacağız. MACD indikatörün alım satım sinyalleri, Fibonacci destekleyen seviyeleri haftalıkta. E, tüpraş hissesini hangi kurumlar almış, takas olarak hangi kurumlara satmış. Bunları sizlerle bu videoda paylaşmaya çalışacağım. İlk defa videomu izleyen arkadaşlar kanalıma abone olarak destek olurlarsa sevinirim. E, bu çizimim önceki çizim arkadaşlar bilginiz olsun kanalıma abone olursanız e, güncellediğimiz grafiklerle beraber sizlerin de bu şekilde etkileşimli haberi olmuş olur. Cuma günü en düşük 40, 145 rakamını gören TÜPRAŞ hissesi en düşük rakamına yakın e, kapanış yapmış. En yüksek ise 149'ları görmüş arkadaşlar. En düşük rakamdan kapanış gerçekleştirmiş. Yıldız Pazar Lisesi TÜPRAŞ Lisesi finansal oranlarına baktığımızda FK oranı 4,67 olan hissenin piyasa değerini, defter değerini oranı 1,20 olarak görünüyor. Birazdan sizlere şimdi haftalık takas analizini de paylaşacağım ama önce gelin bir grafiğimize bakalım arkadaşlar. 16 Ekim 2023'te en son bir incelemem olmuş. Bir yıllık süre boyunca grafiklere bakıyorum. Şöyle grafiğimizi 20 Ekim 2023'e alalım. 20 Ekim 2023'te aşağı yukarı fiyatlar 133'lerdeymiş TÜPRA şişesinde. Sonrasında bugünkü kapanışla beraber 145 seviyelerinde oldu arkadaşlar. Mavi çizgimiz kapanış fiyatımız arkadaşlar. Bakın bu kapanış fiyatıyla alakalı geçen sene Ocak döneminde bu bölgenin altında kapanışlar yapmış. E, bu bölgenin şu an üstünde bir kapanış yapıyor görüntü itibariyle TÜPRAŞ hissesi. Yükselen trend görünümü vardı bozuldu arkadaşlar bu. Bakın burada temettü sonrasında yaşanan düşüşle beraber e, bu görüntü bozuldu. 204 rakamını gören TÜPRAŞ hissesindeki yaşanan geri çekilme ile beraber düşen trend çizgisindeki görüntü de bu şekilde aşağı yönlü olarak devam ediyor. E, ee, i̇ndikatörümüz sat sinyalinde görüntü itibariyle pozitif bölgede mavi çizgi turun çizgiyle kesilmesiyle beraber 167 düzeltiyorum 171 rakamından yaşanan geri çekilme ile beraber hisse bir sat sinyali sürecinde görüntüsünü sürdürüyor dostlar. EMA'larımıza bakalım. EMA 50 ve EMA 200 bunlar hangi seviyede? Bunlar da önemli. Şöyle bakalım EMA 50. Arkadaşlar EMA 50 görüntü itibariyle 158 seviyesinde. Ee, bir önceki videoda da söylemiştim. EMA seviyesi EMA 50 veya da EMA 200 hisse fiyatının altında olduğu dönemlerde hissede yükseliş trendi görünüsü sürerken hisse fiyatının üstünde bulunduğu dönemlerde ise hissede düşüş trendi görünüsü oluşmuş. E, bunu sizler de görüyorsunuz. 200 günlük EMA'mız hangi seviyelerde? Tüpraş hissesinde 200 günlük EMA'mız ise arkadaşlar e, 158,9 seviyesinde görüntü itibariyle e, bilginiz olsun. EMA'larımız bu şekildeydi. Tekrardan makt indikatörünü grafiği atarak Fibonacci destek direnç seviyelerinden sizlere bahsetmek istiyorum günlük grafikte. Fibonacci desteklerimiz 144, 127,7 ve 119,1 arkadaşlar. Fibonacci direnç seviyelerimiz ise 156,9, 167, 174,1 181,1 ve 189,9 olarak görünüyor. Grafiği 4 saatliğe aldığımda burada daha detaylı görüntü bizlere karşımıza çıkıyor. Burada yine son hareketlerine yakınlaştıracak olursak bakın kapanışımız e, 144 e, teyit e, 144 noktasına değen hisse buradan aldığı tepkiyle 149'lara kadar bir yükseliş yapmış. Ancak tekrardan gelen satışlarla beraber 145 fiyatlara düşmüş arkadaşlar. Burada bir alım sinyali görüntüsü devam ediyor. Yalnız hacim barları bir öncekiler kadar yüksek değil. Bakın buradakiler kadar yüksek değil görüntü itibariyle. Destek seviyelerimiz 144 seviyesi. 136,2 seviyesi, 132,2 seviyesi ve 126,4 seviyesi. Bunlar Fibonacci destek seviyeleri 4 saatlik grafikte. Dirençlerimiz ise 150,1, 154,9 158,3, 161,6 ve 165,8 olarak görünüyor dostlar. Saatli aldığımda daha detaylı bir görüntü bizlerle beraber. Buradaki mum çubukları her bir saatte oluşan fiyatlanma ile alakalı. Ee, burada da yine indikatör yukarıda mavi ve turuncu çizgi kesişmiş saat sinyali görüntüsüyle e, saat sinyali oluşturmuş arkadaşlar burada. Ee, yine hisse 149'lu rakamlardan yaşanan geri çekilme ile beraber arkadaşlar şöyle bir baktığımızda aşağı yukarı %2'ye yakın bir düşüş görüntüsü oluşturmuş. Destek seviyelerimiz 144. Fibonacci destekler 144, 140, 138 ve 135 seviyeleri. Fibonacci dirençlerimiz ise 147,1, 149,5, 151,2, 152,9, 155 ve 158,4 rakamı olarak karşımıza çıkıyor saatlik grafikte. Grafiğimizi şimdi dostlar tekrardan günlüğe aldım. E, takas analizini sizlerle paylaşım. Haftalık takasta neler olmuştuk reşit sesinde. Takası paylaşmadan önce sizlerden isteğim ricam şu alt köşede kanalıma abone ol butonu var dostlar henüz abone değilseniz abone olarak destek olursanız e, ben de güncel olarak tüpleş analizleri yapmaya devam edeceğim. Sizlerden gelen izlenimler ve abonelikler önemli. E, abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi haftalığa baktığımızda alıcılarda ak ilk sırada 622 bin adet lot almış bir haftalık süreçte takas analizine göre. ikinci sırada iş bulunuyor 591 bin adet lot almış %13'lük bir oranı var. Üçüncü sırada ziraat bulunuyor 361 bin adet lot almış %8'lik bir oranı bulunuyor. Satıcı tarafta Citibank yabancı bulunuyor 3,5 milyon lot satmış %80'lik bir oranı var. E, Tep Bank 419 bin adet lot satmış. %9'luk bir oranı bulunuyor. Global 134 bin adet lot satmış. %3'lük bir oranı sahip. Genel saklama dağılımında Citibank sırada 210.5 milyon lotla %23'lük bir oranla. İş ikinci sırada 112.4 milyon lotla %12'lik bir oran ikinci sırada. Yapı kredi 77.7 milyon lotla %8'lik oranla üçüncü sırada bulunuyor. E, genel takas dağılımı saklama dağılımında bu şekilde tüplaş listesinde Evet dostlar, biraz önce de söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Analizlerimiz devam edecek. En azından abone olursanız bu analizler ekranlarınıza düşmüş olacak. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.